Şimdi tabii hem emtia fiyatları olsun hem de döviz piyasası olsun. Bunun istikrarlı bir şekilde gitmesi bizim isteğimiz. Buna karşılık bizim her zaman sürekli olarak yaptığımız hedging sistemimiz var. Biz hem döviz fiyatlarında hem uluslararası döviz fiyatlarında ve emtia fiyatlarında hep hedging sistemini kullanarak burada istikrarlı bir yapı izliyoruz. Şimdi yükselen döviz fiyatları aslında biz ihracatçı olduğumuz için bizi olumlu etkiliyor. Çünkü bizim ham madde fiyatları zaten dolar endeksli. Fakat biz ihracatçı olduğumuz için zaten bizim satışlarımız ya dolar ya euro veyahut da ülkesine göre pound da olabiliyor. Dolayısıyla orada bir zararımız olmuyor. Fakat ihracatçı olduğumuz için ve genel giderlerimiz nakliye gibi, elektrik gibi, işçilik gibi bunlar TL olduğu için tabii yükselen döviz bizim gelirlerimizi artırıyor. Fakat yine burada belirtmek istediğim bir şey var. Burada istikrar önemli. Biz ne çok hızlı yükselmesine ne çok hızlı düşmesine tasvip etmiyoruz. Şu anda bakırla ilgili bir endişe yok. Daha çok bu çelikle alakalı. Yani biz bakırda böyle bir şey olacağını düşünmüyoruz. Çünkü buradaki mesele sadece emtia değil. Mesele diğer rakiplerindeki o cari açığı kapatabilme durumu var. Bunu kullandığını düşünüyorum ama şu anda bizi etkileyen bir durum söz konusu değil.